Arkadaşlar merhabalar ben Kadir Gümüş Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeniniz Haydi bakalım açın video ders notlarını Ve bu videoda Tanzimat dönemini bitiriyoruz Tanzimat ikinci dönem sanatçılarına devam ediyorum Bu videoda kimi görmüştük arkadaşlar Orayı Adam adamım Bu videoda kimi göreceğiz arkadaşlar Abdülhakamit Tarhan Sami Paşazade Sezai Muallim Naci şeklinde Nabize de Nazım şeklinde edeceğim. Zaten Tanzimat 200 dönemin 3 tane büyük adam vardır. Arayacağız adam Hamdi Ekrem, Tarhan ve arkadaşlar Sami Paşizade Sezai'dir. Bu yüzden Tanzimat 200 döneme ne derler biliyor musunuz? Ekrem, Hamit, Sezai okulu derler. Yani bunlar bir üst düzey edebiyatçı olarak karşımıza her dönem çıkarlar. Abdülhakamit Tarhan. Abdülhak Hamit Tarhan bir elçinin oğludur. Kendisi de elçilik yapmıştır. Bakın arkadaşlar bunlar hayata bir sıfır önde başlamışlardır. Neden? Özel hocalardan ders alırlar. Zenginler tanzimat 200 dönem sanatçılar. Düşünsene. Recep Özad'a Mahmut Ekrem, Karalısar Sultanisinde edebiyat öğretmeni. Abdülhak Tarhan, dedesi padişahın ekip Babası zengin, elçi. Özel hocalardan ders alır. Sami Paşa Zade Sezai, bir paşanın oğlu. Sami Paşa'nın oğlu Sezai. Zade demek TYT Türkçe'de anlatmıştım. Oğlu demek diye hani yazım kurallarında. O şekilde karşımıza çıkar. Bir elçin oğlu olduğu için arkadaşlar babasının gezdiği yerlerde değişik dilleri öğrendi. Bakın Farsçayı öğrendi İran'da. Paris'te Fransızcayı öğrendi. Londra'da İngilizceyi öğrendi. Bak hayata bir sıfır önde başladı. Ve arkadaşlar babası elçi çok iyi eğitim aldı. Özel hocalardan ders aldı gençler. Ve Süleyman Nazif ona şairi azam demiştir. Demek ki şairi azam lakabıyla tanınır. Bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar izninizle hemen. Üstad lakaplı sanatçımız kimdi? Hatırlatırım size üstad lakaplıyı. Recaz Adam Amdekrem. Şair-i Azam lakaplı kimdi? Abdülhakamit Taran. Peki Divan Edebiyatı şu Şuara kaplı kimdi? O da Bakit. Değil mi? Evet. Tezatlar şairidir. Tezat. Zıttıklar şairidir. Şiirlerinde bu zıttıkları görebilirsiniz. Mesela şöyle diyor. İleride diyor. Bir dehir var diyor. Gidiyorum. Dokunamıyorum. Nehir varsa niye dokunamıyoruz? Altımla bir çakıl taşı. Basıyorum. Basamıyorum. Şeklinde zıttıklar, tezatlar şairidir. Gençler. Şiirleri vardır. Ünlü şiirleri vardır ama özel bir kitap halinde değildir. Ama tiyatroları vardır. 21 tiyatrosu vardır arkadaşlar. Bunlar çok daha düzenlidir. Ve özellikle şiirlerinde ölüm, metafizik ve tabiat konularını işlemiştir. Demek ki ölüm, metafizik, tabiat onun için önemlidir özellikle ölüm. Hangi ölçüyü kullandı hocam derseniz tabii ki arkadaşlar hece ölçüsünü kullanmıştır. Çok az da arkadaşlar o, pardon aruz ölçüsünü kullanmıştır. Onu ağzımdan yanlış çıktı sabah sabah. Çok az da göstermelik birkaç eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Ama aslen biri sorarsa hangi ölçü kullandı aruz? Yaşa tanzibat aruz. Tamam mı? Mesela. Ziyapaş hangi ölçüyü kullandı aruz? Değil mi? Namık Kemal hangi ölçüyü kullandı aruz? Hece ölçüsünde birkaç denemesi denemesinde buldular. Tamam mı? Reci Özel Ekrem hangisini kullandı? Aruz Tanzimat Sanatçısı olduğuna göre. Abdülhakam İtihar'ın kullandı? Aruz. Ama hece ile de birkaç deneme yaptılar. Tamam mı? Şimdi şiirlerine geçince. Bak kırmızı kalemle yazdığım şiirler lütfen önemli. Bunlar öylesine kırmızı kalemle yazmadık gençler. Zevkine yazmadık. Var bir mantığı. Bak bir. Garam. Arkadaşlar Türk şiirinin ilk metafizik e, neydi? korkuyu getirdi, ürpertiyi getirdi. Şimdi arkadaşlar, metafizik nedir? Fiziğin ötesidir, görünmeyendir. Mesela bu kalem, fiziktir. Mesela şu an bana bakıyorsunuz, fizik. Beni görüyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Hayır, fiziğim çok düzgün ya da değil. Görüyorsunuz, tamam mı? Fizik. Ama mesela benim ruhumu göremiyorsunuz. O metafiziktir arkadaşlar. Böyle, ben dersem ki sana belli bir hususta tamam mı? Ölüm metafizik. Görmüyorsun sen bunu. Böyle bir şey görmüyorsun. O zaman bunlar hangi hususa girer? Metafiziğe girer. Ve en ünlü eser Makber. Makber. Arkadaşlar Makber'i eşi eşi Fatma Hanım'ın Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazar. Ve Ottawa Rima örneğidir. Öğretmenim Ottawa Rima ne? Sekizlik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Yani şiir sekizliklerden oluşur. Demek. Şimdi Abdülkan Mithara'nın hakkında çok şey söylenir. Derler ki hayatına çok kadın girdi çıktı. Doğru. Hatta kendisi 70 küsürlü yıllar, yaşlardayken arkadaşlar, kendisi de elçilik yapmıştır babası gibi. Kendisi 70 küsürlü yaşlardayken Belçikalı bir kömür işçisinin kızı 20'li yaşlardaki Lüsyen'le de aşk yaşamıştır. Yani son aşkı Lüsyen'dir. Evet ve şöyle derler. Eşi Fatma Hanım'ın ölüm üzerine makberi yazdı ama eşi Fatma Hanım öldükten sonra derler. Hani e, bir gün gezerken görülür der. Gayet mutlu. Kolunda bir tane zenci, kolunda bir zenci takmış fıkır fıkır şıkır 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 geziyor derler. Sonra dediklerinde ya dediklerinde şöyle bir şey karşımıza çıkar arkadaşlar. Mesela diyorlar ki Abdülhakim diyor Tarar. Ya 15 gün önce senin karın Fatma Hanım ölmedi mi? Öldü. Tamam. O zaman niye geziyorsun? Niye geziyorsun bu şekilde? Derler ki bir rivayete göre yanındaki zenci gösterir. Karaya yas diyor. Tamam mı? Yas diyorum. Yani bir karayla bir zenci güzelle yas tutuyorum dediği söylenir. Ama ben burada bir, burayı bir kesmek istiyorum. Tabii ki bunlar bir söylentiden ibaret. Aa, ben bunları bir kesmek istiyorum. Neden? Makber şiirinde eşi Fatma hanım için yazıyor. Ama aslında var ya, orada eşi Fatma hanım ağlamıyor. Niye ağlıyor? Ölüm niye var diyor. Madem ölecektik, niye doğduk diyor. Yani aslında burada bir ölüm sorgusu var. Yani Fatma hanımın arkasından bir ağıt değil. Burada bir nevi ne var? ölüm sorgusu var. Tamam mı? Öyle düşünebiliriz. Makber bu açıdan önemlidir. Sonra sahra. Sahra biliyorsunuz çöl demek arkadaşlar. Sahra da nedir? Batılı anlamda batılı anlamda ilk pastoral şiirdir. Yani pastoral şiir tabiat şiirdir. Sonra validem. Validem de arkadaşlar yine Türk edebiyatında kafiyesiz ilk şiirdir. Tamam Külbe iştiyak, burada kendini tabiatını öğrenmiş sayar. Tabiata en çok yaslandığı şeydir. Çemendir, bahtır, subirevidir. Bu yerlerde şair olmak pek tabidir şeklinde gider. Sonra belde divaneliklerim, burada da belde ve divaneliklerim, deliliklerim Paris şehir hayatını anlatır. Tabii ki birçok kadınla alakası olmuştur. Bu doğrudur. Bak, demek ünlü şiirleri bilecekleriniz. Garam, Makber, Sahra, Valide. Hatta ben silgimi almayı unutmuşum. Hemen silgimi getireyim ve size doldurtturayım burayı. Tamam mı? Siz doldur. Haydi bakayım. Şimdi geldik. Türk şiirindeki ilk metafizik ürpert. Garam. Eşi Fatma Hanım'ın ölüm üzerine yazılır. Aslında ölüme ağlar. Makber. Bak. Şimdi Batı anlamda ilk pastoral şiir sahra. Kafiye zizik şiir valide. Bunlarla birlikte karşımıza çıkar. Ama gördüğünüz gibi şiirleri bir kitap oluşturmamış. Bir eser şiir halinde. Dağınlıktır. Tiyatroları tamamen bir kitap halindedir. Hemen size Tanzimat dönemiyle alakalı bir Namık Kemal ile Abdülhamit Tarhan karşılaştırmasını yapmıştım bir önceki videoda. Şimdi tekrar yapıyorum. Şimdi arkadaşlar Tanzimat birinci dönemin tiyatrodaki öncüsü Namık Kemal'dir. Ama Tanzimat ikinci dönemi. Tiyatrodaki öncüsü Abdülhakamit Tarhan'dır. Şimdi birinci dönemle ikinci dönemi kıyaslarken Namık Kemal Abdülhakamit Tarhan üzerinden kıyaslayacağım. Namık Kemal konularını kendi milletimiz tarihinden alır. Abdülhakamit Tarhan konularını başka milletlerin tarihinden alır. Mesela Dut yeri Hindu, Hint tarihi. Biraz sonra söyleyeceğim. Sardan Apal, Asur tarihi gibi. Tamam mı? Namık Kemal altı tiyatro yazmıştır ve tiyatrolarını sahnede oynanmak için yazmıştır. Abdülhakam 21 tiyatro yazmıştır. Okunmak için yazmıştır. Bu yüzden Abdülhakam okunmak için yazdığı için herhangi bir sahnelenme düşüncesi olmadığı için onun tiyatroları yani Abdülhakam tiyatroları sahne tekniği açısından zayıftır. Ama namı Kemal tiyatroları sahne tekniği açısından oldukça güçlüdür arkadaşlar. En azından böyle bir ayrım yapabiliriz. Tamam mı? Şimdi Nabık Kemal'in tiyatrolarının nesil düz yazı biçimde Tiyatro gibi tiyatro. Nafti rakamı tiyatroları. Bazıları şiir şeklinde hatta bazıları heceyle bazıları avruzla yazılmıştır. Bazıları düz yazı şeklinde bazıları şiir artı düz yazı karışık biçimde yazılmıştır. Şimdi isterseniz şu tiyatroların isimlerini bir yazalım. Bir. Sarda Napal. Sarda Napal'da Asur tarihi. Konularını Sarda Napal'da Asur tarihinden almıştır. Sonra bak kafiyeli bir şekilde gidiyoruz. Turhan, Hakan, İlhan. Bak birbiriyle kafiyeli. Ezberlemeniz daha kolay olur. Sonra Eşber, Tezer, bak kafiyeli. Evet. Nesteren, Finten. Bak ne güzel kafiyeli. Sardana Paal, Turhan, Hakan, İlhan birbiriyle kafiyeli. Eşberle, Tezer birbirle kafiyeli. Nesterenle, Finten birbiriyle kafiyeli. Tamam mi? Sonra <laughs> Liberte. Sonra içli kız. Şimdi bana bakın. Arkadaşlar içli kızın hikayesini bence biliyorsunuz. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Victor Hugo bir piyes yazmış mıydı? Yazmıştı. Piyesinin adı neydi? Hernani. Hop. Namık Kemal'de. O, oh, Hernan'ın etkilenerek ne yazmıştı? Zavallı çocuk yazmıştır. Tamam. Namık Kemal'den etkilenen Abdülhak Hamid Tarhan'da gördüğünüz gibi ne yazmıştır? İçli kızı yazmıştır. Yine Namık Kemal'den etkilenen, hadi siz yazdırın. O Recaizade Mahmut Ekremle yazmıştı. O da Vuslat yazmıştı. Bak ne güzel. Tamamen birbirinden etkileniyor. İşli kızın hikayesi budur. Demek ki işli kız. Arkadaşlar Victor Hugo Hernani yazdı. Ondan Namık Kemal etkilendi. Zavallı çocuğu yazdı. Namık Kemal'den Abdülhakar Binti etkilendi. etkiledi. İşli kızı yazdı. Yine Namık Kemal'den Recaiz Mahmut Mahmud Ekrem etkilendi. Ne yazdı arkadaşlar? Vuslat'ı yazdı. Şimdi macerayı aşk. Bak. Duhteri Hindu. Bak. Duhteri Hindu. Değil mi? Zaten konusunu nereden almış arkadaşlar? Direkt olarak konusunu nereden aldığını, Hint tarihinden aldığını söyleyebiliriz. Şimdi biraz sonra zaten minik bir özetinde vereceğim. Sonra Zeynep. Özellikle bu tarafı bir bilmeniz istiyor. Bu tarafı bileceksiniz. Kırmızı kalemle yazdıklarım. Bunlar milliyetim kazanımlarında, müfredatında en çok geçenler. Tamam mı? Şimdi siliyorum siz yazdıracaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım. Siz de ekranın başında öyle sadece oturmak olmuyor kardeş. Aynı zamanda ne yapmanızı sizden isteyeceğim? Hop bana saymanızı isteyeceğim buraya kadar olan bölümler. Hadi en önemli eserleri bir sayın. Bir, Sarda Napal. İki, Turhan, Hakan. İlan, Bak an. Sonra kafiyeli eşber tezer. Bak burada videoyu durdurup kendiniz saymayı deneyebilirsiniz. Nesteren finten. Liberty içli kız. Ama içli kız mühimdi. Victor Hugo Hernani yazdı. Namık Kemal ondan etkilenerek zavallı çocuğu yazdı. Namık Kemal'den etkilenen Abdülhakam İtavran'ın içli kızı Reca Zedem de Vuslat'ı yazdı. Sonra macerayı aşk. Sonra Duhteri Hindu konusunu Hint tarihinden aldı. Sonra Zeynep. Tamam Hocam başka neler var? Bakalım. Bunları dikkat ettiyseniz kırmızı kalemle yazmadım. Bunları da bilin. Hani soru çözerken öğrenin ama tabii ki diğerleri daha mühim. Bunu bilin. Sabru sebat, arziler, ruhlar, Tayflar geçidi, Abdullahi Sagır, kanunin vicdan azabı, Tarık, İbni Musa, Yadigar Arp, Aşk. Cünün demek deli. Aşk delisi anlamına gelir. Ha hocam bunlar önemsiz mi? Ben öyle bir cümle kuramam. Şu koskoca sanatçının bu eserine aa bu da önemsizmiş diyemem. Ama müfredatta daha az geçtiği için sorulma ihtimali daha zayıf eserler diyebilirim. İsterseniz buradan da çalışma yapalım. Sabru sebat. Arziler ruhlar, tayflar geçidi. Abdülayis Sagır. Kanuninin vicdan azabı. Tarık, Cebeli Tarık Boğazı'na gelsin. İbni Musa, Yadigarı Harp, Cunun'u Aşk. Yani aşk delisi. Tamam. Şimdi burada bazılarının kahramanlarını vereceğim. Herkes şimdi buraya baksın. Buraya ne yazacağım? Duhteri Hindu. Duhteri Hindu bazı kahramanlarını şöyle bir vermek istiyorum. Belki içerik sorarsa diye. Gençler Thompson bir İngiliz subayıdır. Ve Hintli bir kızla aşk yaşar. Tamam mı? Peki Hintli kız olacak tabii. Tamam Ama arkadaşlar Thompson daha sonra ne yapar? Elizabeth diye birinden hoşlanır. Ama Elizabeth de Bortel diye birisinin karısıdır. Bortel ölür. Bortel ölünce Thompson Elizabeth ile evlenir. E Hintli kız kaldı. Hintli kız da arkadaşlar yaşlı bir Hintli ile evlenir. Yaşlı bir Hintli ile evlenir. Ama yaşlı Hintli ölür. Bunun üzerine Hindistan'daki gelenek üzerine kocası öldüğü için bu arkadaşlar Hintli kızın yakılması gerekir. Yakılması gerekir. Ama halk tam sırada yakmak ister. Neden? Onunla geçmiş değil. Kızla alakası olduğunu bilir ve onu da yakmak ister. Ama Thompson konuşur halkla ve adaletli olmalarını ister ve bu yakılmaktan kurtulur. İşte buradan karşımıza çıkar. Sonra Finten. Finten. Arkadaşlar Finten aslında Miss Cross'dur. Bayan Cross. Finten. Ve çok zengin. Arkadaşlar Mr. Cross'la evlidir. Çok zengin bir eşi vardır. Ama onu istemez. Yaşlı kocasını istemez. Ve yanında Davalasiro vardır. Davalasiroyu uşağıdır. Miss Cross'u öldürmesi için ne yapar? Tutar. Çünkü Miss Cross'tan kurtulacak. Lord Dick'ten hoşlanır. Lord dikte evlenmek ister. Çünkü Lord dikte evlendiği zaman o zaman Lord'da evlendiği için ne yapacak? Asil olacak. Yani bu hayali burada her yönüyle vardır. Ve Davalasiro uşağıdır ya. Arkadaşlar, Finten yani Mrs. Cross aslında burada Davalasiro'dan ne yapar? Ee, bir tane gayrimeşru çocuğu vardır. Ve Davalasiro onunla aşıdır. O ne derse onu yapar. Bu yüzden karı kocasını öldürtmek ister. Yani Cross'u gördüğünüz zaman Finten diyebilirsiniz. Thompson, Duteli'nde uyu hatırlasın. Cross da bize neyi hatırlasın arkadaşlar? Finten'i hatırlasın. Anlaştık mı? Evet olay demek ki buymuş. Demek ki bizim Abdülhakabit Tarhan dediğimiz zaman olay bu. Hadi bir tekrar edelim. 1- Şair-i Azam mıymış? Şair-i Azammış. Tamam. Süleyman Azifoğlu'na Şair-i Azam dedi. Birçok dil bilir. Peki metafizik ürpertiği başlatan şiirin adı ne? Garam. Eşi Fatma ölümünü anlatan ottobarima tarzındaki eserin adı neymiş? Hadi söyleyin bana. Mahber. ölümü ağlıyor. Türk edebiyatından batılı anlamdaki ilk pastoral şiir Sahra. Kafiyesi ilk şiir Validen Kül ve Belde ve divaniliklerinde diğer eserlerden. Asur tarihini anlattı Sardanapal. Hadi bakalım birbiriyle kafiyeli Turhan Hakan İlhan. Eşber Tezen, Nesteren Finta. Liberte içli Kız. İçli Kız çok önemliydi. Nedir? Victor Hugo Hernani yazdı. Namık Kemal ondan etkilendi. Zavallı Çocuğu yazdı ve Namık Kemal'den etkilendi Abdülhakamit Sarhan. İşli Kızı yazdı ve Recaize Devam ne Vuslat yazdı. Sonra Macera, Aşk, Duhteri, Hindu, Zeynep. Bunun dışında sabru Sebat, Arziler, Ruhlar, Tayflar Geçidi, Karnın Vicdan Azabı, Cünnaş, Yadigar, hark gibi tiyatrolarda nedir? Mevcuttur. Eğer Thompson geçerse, Elizabeth Thompson geçerse o Duhteri Hindu'dur. Bak Hintlerin Öl, kocası öldükten sonra kadının yakma geleneğini görebilirsiniz. Sonra Miss da Miss Cross geçerse eğer Davala Silo falan geçerse oradan da Finten'i işaretleyeceksiniz. Tamam mıdır gençler? Evet. Şimdi geldik. Sami Paşazade Sezai. Kardeş. Kardeş. Sami Paşa'nın olan ne diyoruz? Sezai diyoruz. Bak. Arkadaşlar. şimdi iyi dinleyin. Denime makaleleri var. Onları rümuzul edepte topladı. Rümuzul edepte topladı. Anısı var. Yeğen için yazdı. icler. Ve Kabil Şehzadesi şiiri anlattı. Dramı var. Tiyatrosu var. Şiirdir. Arkadaşlar demek ki drama olduğuna göre tiyatrosu vardır. Bazı soru bankalarında Sami Paşa'da Sezai'nin tiyatrosu yoktur diyor. Ha var işte. Anısı yoktur diyorlar. O da var. icler. Hocam deneme tarzı eseri yok diyorlar. Ağırlıklı deneme biraz makale o da var. Gördün mü? Sami Paşa'nın olan Sezai bu da hayata 1-0 önde başladı diyebilirim. Ve hikayesi var arkadaşlar. Harika bir hikaye var. Hop küçük şeyler. Hocam küçük şeyler önemli özelliği nedir arkadaşlar? Küçük şeyler Türk edebiyatındaki batılı İlk küçük hikaye kitabıdır. İlk küçük hikaye kitabıdır. Şimdi niye hocam? İlk hikaye kitabımız neydi bizim? Letayfi Rivayet. Ahmet Bilat de. İşte bu. bu da küçük. Onun hikayeler uzundu. Bu küçük. Halis ve Uşak'la ilgili servet firinculardan. Daha sonra bunu okuduktan sonra ne diyor biliyor musun? Küçük şeyler beni çıldırttı diyor. Küçük şeyler beni kendimden geçirdi diyor. Bu şekilde çıkar. Ve iyi dinleyin. Küçük şeyler dedim ya. Arkadaşlar bu küçük şeylerin içerisinde mesela gayrimüslimlerden anlatan hikayeler var. Pannomim, Pannomima ve kediler gayrimüslimler anlatır. Demek ki batıl anlamda Davud tarzında, Apostol Davud tarzında ilk küçük hikaye budur. Sonra alın size roman. Sergüzeşt. Sergüzeşt. Yazgıya dönüşen köledin romanı olarak geçer. Ve burada çile çeken kimdir arkadaşlar? Dilber. Burada Dilber anlatılır. Yazgıya dönüşen kölerin romanı. Bu eser aynı zamanda nedir biliyor musunuz? İyi bakın. Romantizmden realizme geçişte bir köprüdür. Realizme daha yakındır. Yani sergüzeşt tam böyle Realist özelliklere doğru kayan bir eser Ama ilk realist roman ne oldu? Araba Sevdası. İşte bu da arada köprü. Araba Sevdası'ndan bir tık önce olarak karşımıza geçer. Ve burada sürekli çile çeken bir kim vardır arkadaşlar? Dilber vardır. Düşünsene. Küçücük kız. Esaret burada yeriliyor. Küçücük kız. Esir olarak verilmiş. Önce bir eve esir olarak verilmiş. Tamam mı? Evdekiler ne yapmışlar? onun üstüne sürekli gelmişler. hizmetçi gibi kullanıyorlar, zulmediyorlar, mutsuz. Sonra o ev onu esir tüccarına bir daha satıyor. Sonra esir tüccar onu bir memur aileye veriyor. Memur ailenin tayini çıkıyor. Onu tekrar esir tüccarına satıyor. Memur aile oradan giderken. Bu sefer arkadaşlar Dilber A piyango vurdu. Asap Paşa'nın konağına satılıyor. Ve Asap Paşa onu seviyor. Onu sanki bir evin kızı gibi ona davranıyor. Ve oğlu Celal ona resim dersleri veriyor. Ve sonra bir bakıyor. Celal ile Dilber yakınlaşmaya başlıyorlar. Celal ile Dilber yakınlaşmaya başlayınca anam Celal'in annesi diyor. Anam benim oğlan bir neredeyse ahlayıkla. Yani burada bir esirle evlenecek diyor. Tövbeler olsun diyor. Ya 9 yaşında başladı ya artık burada genç kız olmuştu zaten. Anam diyor. Hemen bunu esir tüccarına bir daha satılıyor. Oradan arkadaşlar o o Dilber satıla satıla Mısır'a gidiyor. En son Mısır'da oranın beyi diyor ki ya benim haremime gireceksin ya hayatın boyuna kadar hayatın sonuna kadar dedi zindanda kalacaksın diyor. Ve o zindanda kalmayı seçiyor. Zindanda kalıyor yalnız zindandan bir harem ağası onu kaçırmak istiyor. Tam kaçarlarken harem ağası da düşüp ölünce Dilber'in artık kurtuluşu yok. Dilber artık kurtulamayacağına artık kafası bunu esiyor. Ve kurtulamayacağım diyor. Ve o an diyor ki benim özgürlüğüm demek ki bu dünyada yokmuş diyor. Ama diyor ben özgür olmak istiyorum diyor. Ve o an Dilber kendini ninehrin sularına bırakıyor. Yani burada resmen arkadaşlar Dilber'in kölelikle mücadelesi var. 9-10 yaşlarındaki Dilber'in genç kız olmasına kadar geçen dönem. Ve bu eser çok başarılı. Ve arkadaşlar iyi dinleyin. Sami Paşazade Sezai'nin babası Sami Paşadır. Annesinin ilk başta hayatı esirlikle geçmiştir. Daha sonra babası Sami Paşa ile tanıştıktan sonra hayatı düzene gitmiştir annesinin. O yüzden bu romanı çok güzel yazıyor. Çünkü Dilber'in tamam Asap Paşa'nın konağına kadar satıldığı dönem nedir biliyor musunuz? Buraya kadar geçen dönem aslında bir nevi annesinin hayatıdır. Bu yüzden annesinden dinlemiştir. Bu yüzden başarılıdır. Niye realist olduğunu anlayın dedi. Ve Asaf Paşa'nın konağını çok güzel anlatır. Sami da Sezai. Çünkü burası babası Sami Paşa'nın konağıdır aslında. Sami Paşa'nın konağı gibi ne yapar anlatır. İşte Seyyüzleşit'in önemli yönleri de bunlar. Hadi bakalım. Sami Paşa'da Sezai tekrar edelim. Bir. Şöyle ben boşaltayım. Beraber şöyle halledelim. Evet. Geldik. Deneme makale, rümuzul, edep. Anıları, icral, dramı, tiyatrosu, şiir. Kabil Şehzade şiir anlatır. Hikayesi, batılı anlamda ilk küçük hikaye, küçük şeyler. Romanın adı ne? Seryüzeşit. Işte. Anı kahraman Dilber'dir. ÖSYM defalarca kez sordu. Romantizmden realizme geçişte köprüdür. Ve burada köleliğin romanı olan sergizleşti olarak karşımız her yönüyle çıkacaktır. Tamam mı? Evet. Şimdi geldik buraya. Muallim Naci. Hatta bu köşede olmasın isterseniz nasılsa tahtayı sildik. Ben şöyle yeni bir tahtadan şöyle başından başlayayım. Muallim Naci. Gençler Muallim Naci'nin ismi hocam nedir derseniz. Muallim Naci'nin ismi Ömer Naci'dir. Tamam. Muallim Naci dediğiniz şey Ömer Naci'dir. Gerçek ismi Ömer Naci. Muallim çünkü öğretmen. Aynı zamanda kendileri Ahmet Mithat Efendi'nin damadıdır. Ahmet Mithat Efendi'nin neyiymiş arkadaşlar? Damadıdır. Ve <laughs> Biz hep Muallim Naci'yi nerede tanıdık biliyor musunuz? Hep eski yeni kavgasında tanıdık. Eskiciler, yeniciler. Muallim Naci hep eskinin taraftarı olarak bilindi. Hep eskinin taraftarı olarak Muallim Naci anlatıldı size. Yeni'nin taraftarı olarak da Recaizade Mahmut Ekrem ve divan edebiyatının bir adam Abdülhakamit Tarhan. Hep böyle tanıdık. Yalnız Muallim Naci eskici değildir. Diyor ki, Eskiyi seviyorum diyor. Eski edebiyat canlıdır diyor. Yenileşelim ama eskiyi kaybetmeden yenileşelim diyor. Ve Recep Zedim Hamdi tamamen eskiyi unutarak bir yenileşmenin gayreti içerisine giriyor. Tamam Şimdi bana bakın. Arkadaşlar eski anlayış yani muallim Naci'nin etrafında toplananlar aslında muallim Naci çok zıt bir adam değildir. Ama insanlar hep onun etrafında toplanarak onu bize tam bir eskici olarak ne yaptı? Gösterdi. Kafiye göz için anlayışıdır. Ama yeliciler kafiye niçindir derler arkadaşlar kulak içindir derler. Ve Recaize'de Muhammed Ekrem, Özellikle Zemzeme 3'ün mukaddimesinde Zemzeme diyeyim ben ve burada yeni ribatı savunur. Zemzeme hoş nameli söz anlamına gelir. Ama Muallim Naci demdeme. Bak demdeme. Demdeme kaba söz anlamında bilinir. Ve bu zemzeme demdeme kavgası buradan geliyor. Bir taraf eski bir taraf. Yeni olarak geçer. Öğretmen. Muallim Naci şiir yazıyor mu öğretmen? Tabii ki yazıyor Tosun'u. Yazma mı? Hatta yalnızlık. Doğa. Gurbet. Tamam mı? karamsarlık gibi kollar işliyor. Ve onun bir tane şiirini söylemek istiyorum. Gerçi o kadar sade dille yazmıştır ki. Bak. Her ne kadar eski olarak bilinse, eski taraftarlar olarak bilinse de Gözlü Kızların şarkısını yazar. Çok rahattır, çok güzel bir dili vardır. Ve bu da Türk edebiyatında köyden söz eden ilk şiir olarak literatürde yerini alır köylü kızların şarkısı neymiş arkadaşlar? Köyden söz der. şiir. Peki öğretmen, Şiir kitapları var mı? Var paşam. Var. Öğretmen, şiir kitapları neler? Bir. Ateş pare. Bak bize divan edebiyatı rengini hatırlatıyor. Kırmızı hatırlatıyor. Onunla kafiyeli şerare. Sonra Firuzan. Sonra sümbüle. Sonra zaten çok kolay bu. Yadigarı Naci. Naci'nin yadigarı anlamında. Hop oh, bunlar onun şiir kitapları. Hadi bakalım şu şiir şey kitaplarını sayalım. Bir, Ateşpare, Şerare, Firuzan, Sümbüle ve Yadigarı Naci. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Olay bu şekilde karşımıza çıkar. Hadi yazdırın. 1- Ateşpare. 2- Şerare. 3- Firuzan. 4- Sümbüle. 5- Yadigarın ağacı. Hocam kodlama yapmadınız ama kodlamayı hafıza tekniklerinde yaptım. Tamam mı? Aynı şeyi bir orada bir burada yapıp sizi sıkmak istemedim. Onu genel tekrar olarak kullanmanızı sizden istirham ettim. Peki öğretmenim. Eleştiri yazdı mı öğretmenim? Yazdım. Eleştirilerden en ünlüsü nedir? Demdemedir. Demdeme kime karşılıktır arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'in zemzemesine karşıdır. Tamam. Ha başka neyi var hocam? Mektupları var. Çok mühim değil. Hocam ama mektup. Tamam olsun. Mektup ama eleştiri şeklinde. Sonra yine bir mektup var eleştiri şeklinde. Muhabberat. Muhaberat. Muhaberat. Bak. Muhaberat haber kökünden geliyor. Haberleşme muhabere de tartışma demektir. Tamam mı? Burada bunlar mektup şeklinde bir tartışmadır. Peki bunlar muhabberat ve muhaberatı kimler kime yazdı? Bunu muallim Naci ile kayınpederi Ahmet Mithat. Çünkü o ilk önce Muallim Naci Ahmet Mithat'ın gazetesinde yazıyordu. Ama daha sonra Ahmet Mithat'ın gazetesinde yazarken Muallim Naci eski taraftar olduğu için hep kavgaların odağındaydı. Hep Ahmet Mithat. Onu eleştirdi. Hatta bu eski yeni kavgasına devlet bir de müdahale etti. Bitirin kardeş de diye. Artık bitirin dedi diye. Edebiyatta bu tür kavgalar artık gözünü sevdiklerim. Olmasın dedi ya. Bunlar artık olmasın dedi. Sonra arkadaşlar Muallim Naci'nin sözlüğü vardır. Çok kolay. Sözlüğün adı nedir? Lügatı Naci. Bak, Naci'nin lügatı. Çok kolaymış değil mi? Sözlüğü vardır. Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin buraya. Şimdi burada bir eser yazacağım. Anı. Şimdi eski edebiyat taraftarı olduğu için tabii ki medrese zamanı geçti. Medrese hatıraları. Gerçek ismi Ömer Naci ya. E çocukluğunu anlattı. Ömer'in çocukluğu. Bu da anılardır. Medrese hatırları eski edebiyat taraftarı olduğu için oradan gelsin aklınızda. Bir Ömer'in çocukluğu gerçek ismi Ömer olduğu için oradan gelsin. Peki hocam. Araştırma, inceleme yaptı mı? Yaptı. Eski edebiyat taraftarı ya. Esami yazdı. Hocam Esami ne? Arkadaşlar Esami resmen teskire tipindeki eseridir. Peki teskire ne de demekti arkadaşlar? Divan edebiyatına, şairen, hayat hikayelerini anlatan eserlere. Biz teskire demiyor muyduk? Bak adam teskire tipindeki eser yaz. Al. Adam divan edebiyatını seviyor arkadaşım ya. Al. Osmanlı şairleri. Al. İkisinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi Osmanlı şairleri ne yaptı? Anlattı. Sonra ıstılahı edebiye. Isılahı edebiye. Hani adam divan edebiyat tarzına yakın ya arkadaşlar. Yani. Isılahı edebiyatında da divan edebiyat hakkında bilgi verir başka bir şey değil. Bak, divan edebiyatı hakkında bilgi verir. Hatta divan edebiyatında yazı, yazma kuralları hakkında bilgi verir. Anlaştık? E, o zaman şurayı silebilirim artık. Çünkü Muallim Naci'yi anlatırken vay sizi sıkıştırmadım. Geniş geniş bir tahtada doldurmuş olduk. Muallim Naci. Muallim Naci Ahmet Mithat'ın damadı gerçek ismi Ömer Naci. Eskinin tartışmasında kendisi istemese bile bir eski taraftarlar arkasında toplandı. Ve eskiciler kafiye göz için yeniciler kulak için Eskicilerin başında Muallim Naci vardı. Ama Muallim Naci eski edebiyatı biz kaybetmeden yenileşelim diyordu. Yani yenileşmeye çok karşı değildi. Yenicilerin başında Recaizade. Recaizade yazdı. Demleme muallimli yazdı. Demleme. Ve köyden söz eden ilk şiir yazdı. Köylü kızların şarkısı. Tamam Sonra Ateşpare, Şerare, Firuzan, Sümbüle, Yadigar, Naci şiir kitaplardır. Eleştiri, demleme ve mektuplar var ama mektup tarzında eleştiri, muhaberat, muhaberat, kayınpederi Ahmet Mithat'la birlikte tartışmaları, mektuplaşmaları anlatır. Sözlü var Lügat'ın ağacı, anısı var medrese hatıraları, medrese eğitimi aldığı için ve Ömer'in çocukluğu var. Araştırmaları var, Osmanlı şairleri hakkında bilgi verdiği tiskiret birini Osmanlı şairleri, divan edebiyatı hakkında bilgi verdi. ıstılay edebiye örnek olarak verilmiş. O zaman ben arkadaşlar izninizle tahtayı sileyim ve Nabize'de Nazım'la birlikte devam edeyim arkadaşlar. Tahtamı siliyorum gençler. Evet gençlerim son gaz devam ediyorum. Haydi bakalım Nabize Nazım'la beraber artık Tanzimat dönemini bitiriyoruz. İkinci dönemin son sanatçısı. Bak bakalım. İlk önce şiir yazdı arkadaşlar. Zaten şiirde sadece onun için şiir bir hevesti. Zaten şiir kitabının adı nedir? Heves ettimdir. Şiir hevesti. Sonra kendini roman ve hikaye verdi. İyi ki de verdi. Çünkü kara bibi yazdı. Kara bibi yazdı. Arkadaşlar kara Türk edebiyatındaki ilk köy romanıdır. Demek ki Türk edebiyatının ilk köy romanı nedir arkadaşlar? Karabibik. Bak. Karabibik'ten önce köyü anlatan romanlar oldu. Ama Tam anlamıyla köy romanı karabidik. Neden? Çünkü olay bir köyde geçer. Köyde geçmesi yetmez. Olay. Antalya'nın Kaş ilçesinin Beymelik köyünde geçer. Tamam mı? Antalya'nın Kaş ilçesinin Beymelik köyünde geçer. Ve burada insanlar köylü köy ağzıyla konuşurlar. Tamam mı? Ne yapıyorsun neyin, ne örüyorsun. Değil mi? Çünkü burada Antalya değil Andalya. Tamam mı? Ve atıyorum limon değil limon ibareleri tam bir köy romanı olduğunun belgesi. Bundan önce de köyde geçen romanlar vardı. Ama tamamen köy ağzıyla konuşturma yoktu. Gelin bakalım özetine gelelim. Herkes buraya baksın. Kahramanımız Karapik. Babasından 12 dönüm tarla kalmış. 4 dönümünü satmış. Askerlik görevi için vermiş. Eline kalmış 8 dönüm. Ve yaşı 40'ı geçmiş kızı Huri var. Sadece var. Eşi yok, ölmüş. Onunla baş başa yaşıyorlar. Yalnız Yosturoğlu diye birisi var. Elinde sekiz dönüm tarlası kaldı ya. Onu elde etmeye çalışıp duruyor. Derdi günü o Karabin sekiz dönüm tarlası çökebilir mi? Karabin öküz alacak parası bile yok. Koca öküzlerini kiralıyor. En büyük ideali, köy, köy rapanı niye? En büyük ideali, koca imamın kaynı Sarı İsmail ediyor. Kızım Huri'yi verirsem diyor. O zaman problemsiz bir şekilde diyor. Ben koca imamın, artık koca imamın artık akraba olacağım için diyor. Onun öküzlerine para vermeden kiralayabilirim diyor. Tek ideali, dileği budur arkadaşlar. Yalnız koca imamın kaynı Sar İsmail başka biriyle evlenince bu çöpe gidiyor. Bu fikir çöpe gidiyor. O da Temre'deki Rum tüccardan para alarak öküz alıyor. Daha sonra Huri arkadaşlar bunun kızı Huri, yaşı kırk geçmiş Huri, Yosturoğlu'nun nedir? Hop, Yosturoğullarından Hüseyin'le evleniyor. Yani sonunda Huri de bir ev aile kuruyor. Yani burada yaşlı karabin küçük hayalleri var. Gördünüz mü? Antalya'nın Kaş ilçesinin Beymelik köyünde geçiyor. Yani bu roman özetini anlatınca içinizden geçen okuyabiliyorum. Ya hocam kimse ölmedi. Hocam atraksiyon yok. Ya arkadaşım her zaman atraksiyon olacak diye bir kaide yok. Atraksiyon arıyorsanız buyurun. Alın size Zehra. Zehra arkadaşlar ilk psikolojik roman değil. İlk psikolojik roman Eylül. İlk psikolojik roman denemesi. Denedi. Denedi. Ama ilk psikolojik roman olmadı. Ne anlattı hocam derseniz kıskançlık psikolojisi. Kıskançlık psikolojisi anlatmıştır. Tamam. Ve Aynı zamanda Zehra hakkında ilk psikolojik roman denemesi ve çoğu kaynağa göre de ilk naturalist romandır. İlk naturalist roman olarak da bilir. Naturalizmin babası kimdi arkadaşlar? Emil Zola. Emil Zola'nın Mehane adlı romanına benzer. Kimiler de der ki, hani ilk psikolojik roman değil ya, ilk gerçekçi psikolojik roman der. Yani biraz psikolojik, biraz gerçekçi, karışım. Roman olarak geçer. Hocam kıskançlık psikolojisi ya. Bir anlatır mısınız şu romandan biraz? Tamam anlatayım. Herkes baksın. Zehra var. Şöyle bir şey yapayım. Bir manifaturacı tüccarın kızı. Zengin bir tüccarın kızı Zehra. Zehra zengin bir tüccarın kızı. Ve arkadaşlar o tüccarın yanında çalışan, muhasebecilik görevini yapan Supi ile evleniyorlar. Supi Zehra'yı seviyor ve Zehra da Supi seviyor. Yalnız Zehra Supi bunaltıyor. Sürekli kıskanç. Kıskanç kıskanç. Ve evlerine Sır Cemal o adında bir kız alıyorlar. Bu nedir? Hizmetçi olarak alıyorlar. Yalnız Supi bunu görünce gönlü Sır Cemal'e kayıyor. Ve Zehra'dan ayrılıyor. Zehra'nın da kıskançlık krizleri onu bunaltıyor. Mı Zehra öcanmak istiyor. Bunun altında kalmak istemiyor. Zehra gidiyor ne yapıyor arkadaşlar? Ürani diye bir kötü kadın tutuyor. Ve Ürani işvelerle, cilvelerle, nazlarla Supi'ye yaklaşıyor. Bunun üzerine Supi arkadaşlar Sırı cemalden uzaklaşıyor. Ürani'ye tutuluyor. Oysa ki Ürani parayla tutulmuş Supi'nin hayatını berbat etmek üzere olan bir kadındır. Sırı Cemal arkadaşlar burada çocuğunu düşürüyor ve intihar ediyor. Arkadaşlar, e, de arkadaşlar artık Supi'nin parasını pulunu her şeyini yedi zaten onu bitirdi ve onu terk etmek üzere hatta Supi parasız kalıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Tulumbacılık yapıyor, tulumbacılık yapıyor. Yani itfaiyecilik yapıyor. İşte bu roman niye naturalist biliyor musunuz? Naturalizmi yaşadığım şeyi anlatacaksın ya. Supi, burada hani tulumbacılık, Supi tulumbacılık yaptığını anlatmak için gidiyor da Nazım kendisi de bizzat tulumbacılık yapıyor. Birazcık çalışıyor. Niye? Bunu daha güzel anlatabilmek için tam bir naturalist örnek. Tamam mı? Peki öğretmenim ne olacak? E ee, Ürani Supi bıraktı. Yalnız arkadaşlar Supi bir gün Ürani'yi yanında birisiyle görüyor ve birisiyle uygun halde görüyor. Çünkü Ürani'nin başka aşığı var. Ürani de onu da ne yapıyor? Öldürüyor. Daha sonra Supi hapse atıyorlar arkadaşlar. Ama Supi daha sonra hapisten çıkarılıyor. Trabuz sürülüyor. Zehra. Ulan bir bakıyor çevresine. Ben kıskançlığımla milletin hayatını berbat etmişim. Bir sürü kişi benim yüzümden öldü diyor. Ben ne yaptım diyor. Ben ne ettim diyor. Ve hatta Supi'nin annesini bir gün yolda ölü bir şekilde görüyor arkadaşlar. Önünde düşüp bayılıyor, ölüyor. Ve Zehra artık arkadaşlar bununla birlikte psikolojisi bozuluyor. Ne yapıyor? Yatağa düşüyor, ölüyor. Aha nerede karabik, nerede burası? Ölen, ölene. Tamam mı? Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Demek ki Zehra ve Karabik bizim kesinlikle bilmemiz gereken romanlar özetlerine kadar verdi. Hikaye. Hikayesi var arkadaşlar. Üç tane hikayesi var. Ya Yadigarlarım, Hasba ve Hala Güzel. Bu da hikaye kitapları. ÖSYM romanlarını sormayı çok sever Nazım, Nabize'de Nazım'ın dikkat edin. Gel buraya. Gözlem. Tanzimat dönemi picif. Yani yergi. Yergi. Arkadaşlar şu an Tanzimat ikinci dönemi bitti. Ben genel anlamda Tanzimat. Av avanami. Av 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 köpek kitabıdır. Evet gerçekten kötü, köpek kitabı. Köpeklerin toplatılıp öldürülmesine karşıdır. Ve bunu Ethem Pertev yazar. Ethem Pertev yazar. Köpeklerin toplatılıp öldürülmesine karşı bir şekilde yazar. Bir filozofla bir köpek oluşturur. Zafer Nami Ziya Paşa yazar. Ziya Paşa anlatmıştım. sadrazam Ali Paşa'yı eleştirir. Hırrename. Hırrrrr. Hırrrrr. Bak bu da kedi kitabı. Tamam mı? Av av av. Köpek. Hırrrrr. Kedi. Miyav kitap, Miyav olsaydı olurdu ama kedi hırrr diye bir sesle çıkarır. Arkadaşlar bunlar Namık Kemal yazar. Hocam Namık Kemal kimi eleştirir burada? Namık Kemal burada Nedim Paşa'yı eleştirir. Çünkü Nedim Paşa Ruslara yanaşmıştır. Hani Rusların isimleri var ya Gorbaçov falandır ya. Buna da Nedimov der. Yani Gorbaçov gibi sanki Rus ismi gibi bunu yapar. E Ziya Paşa kimi eleştirmişti arkadaşlar? Sadrazam Ali Paşa'yı eleştirir. Tamam onun derdi de odur. Sadrazam Ali Paşa'yı eleştirir. Bu da Nedim Paşa'yı eleştirir. Niye hocam ismi Hırenami? Çünkü Nedim Paşa'yı arkadaşlar doymak bilmeyen bir kediye benzetiyor. Hani ensiz kalın kediler vardır ya arkadaşlar. Evet. Şair Eşref. Hiciv ön plandadır ve o dönemde arkadaşlar kimsenin yapamadığını yapıp ikinci Abdülhamit'i bile eleştiren bir kişidir. İstimdat vardır. Deccal. İkinci Abdülhamit'i Deccal'e benzetir. Adama bak. Sonra Şah ve Padişah. Padişah Osmanlı Sultanları'dır. Osmanlı Sultanı'dır. E, şah da nedir? İran. İran padişahı İran şahıdır. İran şahı anayasayı kabul ettiği için onu över. Osmanlı padişahıyla kıyaslar. Yani gördüğünüz gibi bunun derdi de ikinci Abdülhamit'tir. Çok fazla ön plana çıkmaz. Mizah dediğimiz zaman aklımıza ne gelir arkadaşlar? İlk mizah dergisi olan Diyojen gelir. Güldür'ü dediğimiz zaman da Diyojen bizim aklımızdan ne yapmasın arkadaşlar? Çıkmasın. Evet. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı burada tamamlanmıştır gençler. O zaman haydi bakalım bu videoyu kapatalım. Servet-i Fünün dönemiyle merhaba diyeyim size. Sizleri seviyorum. Servet-i Fünün dönemini hadi bakalım. Helak etmeye hazır mısınız? Bence hazırsınız. O zaman ödeviniz 2023 yeni tarz soru bankamızdan hemen bitiriyorsunuz arkadaşlar tanzimat dönemini. Sizleri seviyorum. Hafıza tekniklerinden de hafızaya almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere.